Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumları cevaplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlerden gelen diğer bir yorumda nasıl ders çalışılmaz şeklinde. Yani Meryem Gül demiş ki "Hocam ben çalışıp niye yapamıyorum?" ya da Altan Emin "Derslerden ne yaparsak verim alırız? Bununla ilgili video atar mısınız?" demiş. Bu ve buna benzer birçok yoruma baktığımızda ders çalışma stillerini öğrenmek istediğiniz gibi nasıl ders çalışılmaması gerektiğinde merak ettiğinizi anladık ve bizler de sizler için güzel bir video hazırladık. Bu videonun sonunda nasıl ders çalışılmaz yani esasında nasıl ders çalışılır bunu öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Öncelikle havasız ortamda ders çalışılmaz arkadaşlar çünkü bizler günde belki 3 kere yemek yiyoruz. Belki on defa, yirmi defa su içiyoruz ama binlerce kez nefes alıp veriyoruz. Dolayısıyla bizim en temel enerji kaynağımız nefes alıp vermek. Dolayısıyla biz eğer bunu kaliteli bir şekilde yapmıyorsak, havasız bir ortamdaysak beynimize kan gitmiyor ve okuduklarımızı anlayamıyoruz ya da uykusuz kalıyoruz ve uyuklamaya başlıyoruz. Dolayısıyla mutlaka ders çalışacağımız ortamın havalandırılmış olması gerekiyor ve bu şekilde dağınık olmaması gerekiyor. Telefonla ilgilenerek ders çalışılmaz arkadaşlar. Tabii ki cep telefonumuzda bizim için faydalı çok şey var ama faydası, zararlı, bizi oyalayan, bizim vaktimizi çalan çok fazla şey de var. Dolayısıyla nasıl okul yazılısına girdiğimizde ya da üniversite sınavına girdiğimizde ya da herhangi bir e, böyle ciddi sınava girdiğimizde yanımızda cep telefonu nasıl alamıyorsak ders çalışırken de bunun provasını yapmalıyız. Asla yanımızda cep telefonuyla ders çalışmamalıyız. Yani yanınızda cep telefonu varken bir saat çalışmak yerine cep telefonu olmadan 40 dakika çalışın çok daha faydalı arkadaşlar. Çünkü o telefonun varlığı bile aklınızı alıyor. Mesela ben şu anda videoyu çekerken telefonumu hep ters çeviriyorum. Niye? Çünkü orada bir şey gelecek mi? Geldi mi? Bir cevap geldi mi? Acaba biri mesaj attı mı? Bir toplantıya çağıracaklar mı? Hiç bunu görmek istemiyorum. Kapatıyorum telefonu ve sadece videoya konsantre olmaya çalışıyorum. Sizler de telefonu kapatmak yerine tamamen odanın dışına çıkarmanız çok daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Yatarak çalışılmaz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hocam yani ben yatarak çalışmayı çok seviyorum diyor. Bilhassa sözel dersleri çalışan ya da sözele benzeyen biyoloji gibi okumaya dayalı, ezbere dayalı dersleri çalışan arkadaşlar yatarak da halledebiliyorum diyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Yatarak çalıştığımız zaman vücudumuzun oturuş stili kanın beyin ekmesini engelleyebiliyor. Ya daha doğrusu veri verimli gitmesini engelleyebiliyor. Bu durumda da yatarak en güzel yapılan şey uykudur arkadaşlar. Dolayısıyla uyumak istemiyorsak lütfen yataktan kalkalım ve masanın başına oturup güzelce ders çalışalım arkadaşlar. Uykuluyken çalışılmaz dedik çok önemli. Gün içerisinde biliyorsunuz ki 24 saat var. Bu 24 saatin örnek veriyorum işte 7-8 saatini uyuduğunuzu düşünelim. Gece yattınız ve sabahleyin kalktınız. Burası gün içerisinde 24 saatin belli bir kısmı uyuduğunuz bir alan olsun. Şimdi Sabahleyin okula giderken tabii ki uykunuzu aldığınız için birazcık enerjiniz iyi oluyor. Geç yattıysanız enerjinizi alamamış oluyorsunuz. Gün içerisinde yorulup şu aralarda yani derse başlamadan önce minik bir kestirme yapmak 45 dakikalık bir saatlik uyumasanız bile gözlerinizi kapatmak size yepyeni bir gün kazandırıyor. Yani bir uzun bir uykumuz var geceleyin bir de kısa bir uyku gündüz öğlen olabilir ya da akşam ee, vakti olabilir. Yani kısa bir uyku Böyle bir şekerleme diyorlar buna. Güzel bir uyku esasında bize yeni bir gün kazandırıyor. Uykusuz bir şekilde ders çalıştığımızda da yine verim alamıyoruz. Ama arkadaşlar yatmadan önce bakın çok önemli. Yatmadan önce yani tam uykunuz geldi yatmadan önce. E, tekrar yapılabilir arkadaşlar. Tekrar yapılabilir. Bu ne demek? Yani şimdi geldiniz, dinlendiniz, sonrasında derse oturdunuz, notlarınızı çıkardınız, sorularınızı çözdünüz. Artık en son yatacaksınız. Artık uykunuz geldi. İşte bu uyku sırasında telefona bakmadan yani en son Instagram'la kapatmadan, en son WhatsApp'la, en son arkadaşlarınızla konuşup kapatmadan en son öğrendiklerinizi tekrar edip uyursanız onlar gece boyunca zihninizde kalıyor, hafızanızda kalıyor. Sabah uyandığınızda beyniniz onları çoktan hafızasına almış oluyor. Gürültülü ortamda ders çalışılmaz. Yani böyle mps mps müziğin olduğu ya da e, işte kardeşinizin veya da annenizin babanızın sesini duyduğunuz... ...içeriden televizyondaki dizinin sesinin geldiği bir ortamda ders çalışılmaz. Sınavlarda dikkat ettiyseniz gürültüsüz bir ortam ayarlamaya çalışıyorlar. Tabii ki kontrol edemeyeceğiniz gürültülere karşı hazırlıklı olacaksınız. Yani dışarıdan geçen bir ambulans sesi, bir araba sesini hiçbir zaman durduramazsınız. O zaman onlar olacak, o sesler olmalı ama... Eğer odanızda bir müzik seti varsa onu kapatabilirsiniz. Odanıza içeriden bir televizyonun dizisinin sesi geliyorsa onu kapatabilirsiniz. Ya da kardeşiniz odaya girip konuşuyorsa, sohbet ediyorsa ona lütfen izin verir misin ben ders çalışıyorum diyebilirsiniz. Kontrol edebildiğiniz gürültüleri durdurun arkadaşlar. Şu da var ilk başta verimli bir şekilde örnek veriyorum sayısal dersleri çalışırken fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri, matematik gibi dersleri çalışırken sessiz bir ortamda çalışıp sonlara doğru hiç ders çalışmamaktansa güzel bir müzikle de sözel dersleri çalışabilirsiniz. Hatta ve hatta hocam ben müzikle çok iyi anlıyorum. Güzel bir müzikle böyle hani böyle dikkati dağıtan sizi hemen böyle duygusallığa sürükleyen of of diyeceğiniz şarkılar değil de böyle sizi dinlendiren, ders çalışmaya sevk eden şarkılar dinleyerek de ders çalışabilirsiniz. Ama şu çok önemli. Sınavdan önce buna benzer bir çalışma riskli olabilir. Çünkü sınavlarda bilhassa üniversite sınavlarında da öyle istediğiniz müziği çalmıyorlar. O yüzden kendinize her zaman sessize odaklamak daha iyi. Ama ben müzikle iyi çalışıyorum diyen arkadaşlara da başarılar diliyoruz. O şekilde de çalışılabilir. Plansız ders çalışılmaz arkadaşlar. Çünkü planınız yoksa eyvah bugün ne çalışacağım, neyi bitireceğim, neyi çalışmalıyım bir sürü sınavım vardı ...dikkatiniz alır. Ama bugün yapacaklarınızı bir kağıda yazdığınız zaman işte bir şu kadar soru çözeceğim matematikten iki Türkçeden şunu yapacağım üç işte fizikten ya da tarih coğrafya felsefeden fark etmez bunları yapacağım deyip bunları listeledikten sonra Bitirdikçe yanına tik atmanız. Bunu yaptım hop bitti. Bunu daha yapmadım. Bunu yaptım bitti. Bak bir tek bu kalmış. Bunu da yaparsam bugünkü planımı tamamlıyorum diyebilmeniz çok çok önemli. Dolayısıyla plan yapmak derslerin daha kolay ve daha güzel olmasını sağlar. Mesela ben bugün yapacaklarımı telefonundaki bir yere yazdım. Bunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap. Bir baktım ki yapacağım şey sadece yedi taneymiş. Yedi tane şey yaptığım zaman bugünüm artık bana kalıyor. Dolayısıyla bu yedi şeyi yazmasam of of bir sürü işim var neler neler yapacağım demek zorunda kalıyorum. Sizler de baktığınız zaman bir sürü dersiniz var. İşte tarih, coğrafya, işte edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji. Düşün düşün o bir sürü işimiz var. Ama Esasında o gün yapacaklarınız hepsi değil ki. Hepsini bir anda bitiremeyeceksiniz ki. O gün yapacaklarınızı, tekrarlarınızı planladığınız zaman, ödevlerinizi yazdığınız zaman pıt 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 hepsi biter. Hepsini de böyle bitirebilirsiniz. Hatta şöyle karalayabilirsiniz bitirdikçe. Bu da sizin motivasyonunuzu sağlayacaktır arkadaşlar. Buraya başka işlerinizi yazabilirsiniz. Yani şunu da yap, şunu da yap diyebilirsiniz arkadaşlar. Çalışma sisteminizde konu çalışma, not çıkarma ve soru çözme çok önemli bir yer ediniyor. Biliyorsunuz ki konuları çalışmamız gerekiyor. Yani konu anlatımını çalışmamız gerekiyor. Sonra bu konuları çalışırken notlar çıkarmamız gerekiyor. Ve bu çıkardığımız notlarla alakalı sorular çözmemiz gerekiyor. Bizler, klasik bir yöntem vardır. Hepimiz biliriz. Ne yaparız? İşte hocamızın bize verdiği defteri ya da işte konu altında kitaplarımızdaki bilgileri yazarız. Ardından onunla alakalı notlar çıkarırız. Sonra da sorular çözeriz. Soruları çözerken de konu altında kitabımız, örnek veriyorum diyelim ki şu konu altında bir kitap olsun. Burada konu altında kitabın arasında burada mıydı burada mı diye ararız. İşte bilgi aklımıza kalacağı zaman ya kitabın bu sayfasında kalır ya da kitabın bu sayfasında kalır. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey var ki bilim insanları çalışma yöntemlerinde şuna karar vermişler. İnsan hafızası bilgiyi sürekli aynı yerde gördüğü zaman, bilgiyi sürekli aynı yerde gördüğü zaman onunla alakalı hikaye kuramıyor. Yani şunu demek istiyorum. Sizler okula gidiyorsunuz. Şurası okul binası olsun. Okul binası farklı bir yerde ama çalıştığınız ortam yine aynı. Bir sırada ve bir sandalyede oturuyorsunuz. Eve gidiyorsunuz farklı bir bina ama yine bir masa ve yine bir sandalyede çalışıyorsunuz. Kütüphaneye gidiyorsunuz yine bir masa yine bir sandalye. İşte kursa gidiyorsunuz veyahut da işte herhangi bir arkadaşınızın evinde ders çalışmaya ya da etüt merkezine yine bir sandalye yine bir masa. Sürekli aynı ortamda bilgilerle karşılaşıyorsunuz. Yani bir masa etrafında bir sandalye başında. Ve bilgileri de az önce söylediğim gibi hep aynı sayfalarda. Ya kitabın bu sayfasında ya da bu sayfasında görüyorsunuz. Sayfayı çeviriyorum. Yine buraya yine bura. Yani bir şeyi hatırlamaya çalışırken çağrışım gücü iyice azalıyor. Mesela ben şu anda size bir bilgi öğretsem şu anda size bir şey söylesem desem ki işte kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisini çok zor duruma düşürmüştü ve uzun mücadeleler sonrasında Lozan Anlaşması ile kapitülasyonlar kaldırıldı desem bu bilgiyi unutma ihtimaliniz artık çok az. Niye? Çünkü bu durup dururken bir anda duyduğunuz bir bilgi ve ders çalışırken sıradan bir ortamda gördüğünüz bir bilgi değil ve bunu bir kez daha gördüğünüz zaman he ya bunu hoca da söylemişti yani Lozan'la kalkmış kapitülasyonlar diye zihninizde artık bu olay hikaye ediliyor, canlanıyor. Dolayısıyla bilim insanları diyorlar ki hani biz televizyonda gördüğümüz birçok futbolcunun adını oturup deftere yazmadığımız halde, okulda sınıfta sırada kütüphanede yazmadığımız halde aklımıza kalıyor ya da dizi oyuncuların isimleri, böyle sanatçıların isimleri aklımıza kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, biz bunları elimize defterimize kağıda yazmadığımız halde niye aklımıza kalıyor? Farklı farklı yerlerde karşılaşıyoruz. İşte tam da bu yöntemle alakalı sizlere çok güzel bir haberimiz var arkadaşlar. Bizler de tabii ki öğretmen olarak doğmadık. Öğrenciydik zamanında ve öğrenciyken bizler de yani of bu kadar şeyi nasıl aklımıza tutacağız? Hele hele çok iyi bir üniversiteye girmek istiyorduk, çok ciddi çalışıyorduk. Bu kadar bilgi aklımıza nasıl tutacağız diye endişeliydik. Sonrasında bu yöntemi hocalarımızın tavsiyeleriyle biz de keşfettik. Yöntem şu, sınava girerken sanki kopya çekmenize izin vereceklermiş gibi... Kopya hazırlıyorsunuz. Haritalar hazırlıyorsunuz ama sınavda bunları kullanmanıza gerek bile kalmıyor. Çünkü hepsi aklınıza kalıyor. Mesela 10. sınıf akıl haritaları setimizde biz bunu başarmaya çalıştık. Dedik ki öğrencilerimiz zaten öğrenmeleri gereken, birinci dönemde öğrenmeleri gereken edebiyat, matematik, fizik, biyoloji, kimyadaki bilgileri bilmeleri gereken her şeyi biz böyle haritalara çok güzel bir şekilde, infografik bir şekilde yazalım. Öğrenciler kendisi yazabilir ama biz yazalım ve bunları öğrencilerimiz rahat rahat kullansınlar istedik. Mesela burada edebiyat posteriyle başlayalım. dikkatlice çıkarmak gerekiyor. Şöyle pıt diye açıyorum. Şöyle yavaşça. Evet. Ha. Mesela edebiyatta öğrenmeniz gereken, zihninizde tutmanız gereken bilgileri biz buraya infografik bir şekilde halk hikayeleri, cenknameler, işte geçiş dönemi eserleri, aşk tarzı eserler, nazım biçimleri bunların hepsini kodladık. Böylece siz bunlarla alakalı sorular çözerken bilgiyi sadece kitabın solunda ya da sağında değil, haritanın Farklı yerlerinde beyninize kodlamış oluyorsunuz. Burada tabii ki sadece edebiyat dersinde değil, diğer derslerimizde de Fizikte, matematikte, biyolojide ve kimyada da buna benzer çok güzel haritalar hazırladık. Mesela bir tane daha çekelim. Şöyle bakalım ne gelecek şansımıza. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü bunları uhuyla dikkatli bir şekilde yapıştırıyorlar ama bizler de şöyle dikkatli bir şekilde açmamız gerekiyor. Şöyle açıyorum. Evet, evet. Gerçekten. Heh, güzel. Şimdi canlı yayında gerçekten duygusal anlar. Evet, gelip tekrar Şimdi burada arkadaşlar mesela bu da matematik haritasıymış. Matematikte öğrenmemiz gereken formülleri, bilgileri biz bunları haritalaştırdık. Yani sizler kitabın solunda ya da sağında görmek yerine diyorsunuz ki bu haritanın bu taraflarında bir yerde ediyorsunuz ve her zaman farklı bir yerde beyninize kodlayabiliyorsunuz ve bunları da yanınıza rahatlıkla gezirebiliyorsunuz. Buna benzer akıl haritaları setimizi ve Tonguç kitaplarını size en yakın Tonguç kitapçısından ya da açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden alabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ders çalışmayı bilmezsek konuları yetiştiremeyiz. Halbuki konuları yetiştirmek kolay. Yeter ki planlı ve düzenli çalışalım. Motivasyon kaybı yaşarız. Eyvah çalışamıyorum deriz. Çalışmak istediğimiz halde çalışamayınca daha da stres oluruz. Zaman kaybederiz. Bazen bir saat verimli çalışmak, bir saat verimli çalışmak 5 saat verimsiz çalışmaktan çok daha faydalı oluyor. Bir de hedeflerimize ulaşamayabiliriz. Bu da bizi tabii ki demotive eder. O yüzden arkadaşlar hedeflerinize ulaşmak için şimdiden çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.